gelince heyecan heyecan. Ateşe yanmışa benzer heyecan heyecan. Bir de hasretlik olunca yanlış tutuşmuşa benzer heyecan heyecan. Bir de hasretlik olunca yanlış tutuşmuşa benzer heyecan heyecan. Sür yaşın heyecan heyecan. Dünya heyecan heyecan. Sevdalı bu hayal düşün, içmeden serhoşa benzer heyecan heyecan. Sevdalıdır hayal düşün, içmeden sarhoşa benzer heyecan heyecan. Bedenimin canı canan heyecan heyecan. Damarımın kanı inan heyecan heyecan. Fedayım dört yanımın an, kışa tutulmuşa benzer heyecan heyecan. Fedayım dört yanımın an, kuşa tutulmuşa benzer heyecan heyecan. Heyecan heyecan. Diledim ki nazlı yere gideyim. Her yandan çevirdi yolumu dağlar. Gurbet elde garip kaldım gideyim. Kırdı kanadım kolumu dağlar. Gurbet elde garip kaldım gideyim. Kırdı kanadımı kolumu dağlar. Dağlar oy dağlar, dumanlı dağlar. O yarın hasreti bağrımı dağlar. Dağlar oy dağlar, içim kanal var. Yarın hasreti bağrımı dağlar. Nazlı yarından
küle döndüm hasretinden narından. Kurtulmadım boranından, karından. Perişan eyledi halim dağlar. Kurtulmadım boranından, karından. Perişan eyledi halim dağlar. Dağlar oy dağlar, dumanlı dağlar. O yarın hasreti bağrımda. Dağlar oy dağlar, içim kanallar. O yarın hasreti bağrımda. Sevdiğimin gözü yollarda, kalıp eğlenemem ıssız bellerde. Sadık miskiniye yaban ellerde. Revamı gördünüz ölü dağlar. Sadık miskiniye yaban ellerde. Devamı gördünüz ölü dağlar. Dağlar oy dağlar, dumanlı dağlar. O yarın hasreti bağrımda. Dağlar oy dağlar, içim kanal var. O yarın hasreti bağrımda. Merhaba sevgili kanal ve izleyicileri. Cumartesiden sayarsak bir hafta aradan sonra tekrar bir cumartesi gecesi sizlerle birlikteyiz. Esprili bir paylaşımda bulmuştum. Pandemi hapishanesi diye. Ev hapsinde herkes pandemiden dolayı bizi izleyen, yani türkü severlere böyle bir paylaşımda bulunduk. Programımız Kanal V'nin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanmakta. Benim Facebook hesabımdan da canlı olarak yayınlanıyor şu anda. İsteklerinizi, düşüncelerinizi bize Instagram'dan yaptığım son paylaşımın altına yazarak gönderebilirsiniz. Paylaşım yaptığımız andan itibaren gelen isteklerimiz var. Onları yavaş yavaş okuyup sizlere seslendirmeye çalışacağız. İbrahim yine bizimle, İbrahim Pala. Nasılsın dede, görüşmeyeli bir hafta. Ne yaptın, neler yaptın? Bize anlatsana. Vallahi hiçbir şey yapmadık evde. Akşama kadar oturduk. Hiçbir şey yapmadık vallahi. Sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Yani kendimizi... Mikrofonu kenara al, yakadan konuş. Tamam. Kendimizi korumak zorundayız. Çünkü hasta olmadan geçirdiğimiz bir hafta kazanç gibi görünüyor. Kazanç, evet. Aynen öyle. Öyle bir bizim hocamızın şeyi var. Hikayesi var. Ustalarının ismini vermeyeceğim. Şimdi bir programa katılmış bizim ustalarımızdan bir tanesi. Demişler ki hocam neler yapıyorsunuz? Demiş ki kitap okuyorum demiş. Binlerce kitap okuyorum. On binlerce kitap okuyorum demiş. Ondan sonra neyse. Neler okuyorsun? İşte şunlar okuyorum, bunlar okuyorum filan. Ondan sonra hanımına sormuşlar eşiyle birlikte. Biliyorum. Siz neler yapıyorsunuz demişler. Demiş ki akşama kadar tavla oynuyor. Ne diyecek demiş. Aynen biliyorum onu. İsim vermiyoruz tabii. Yok, tabii. Aslında öyle. Ne yapıyorsunuz deyince şimdi hani ne yapacağız? Hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Hayatta aynen kalmaya ve hasta olmamaya çalışıyoruz. Akşama kadar tavla oynuyorlarmış. Evet. Ondan sonra biz de... Biz tavla da oynayamıyoruz. Tavla da oynayamıyoruz. Öğrendin mi? Nasıl? Geliştirdin mi? Biraz. Biraz mı? Biraz geliştirdim. Sen neler yaptın hocam? Ben öğretmen olduğum için suçluymuşum ve herkes yatıyorum muamelesi. İşte ben sıkıldım. Yatmak istemiyorum yani. Yani evden ders yapıyoruz ama herkes benim yattığımı düşünüyor şu dönemde. Çok zor. Geçen hafta Vedat Hocam buradaydı biliyorsun. Evet. Vedat Hoca da söyledi. Yani duvarlara, şeylere
Ders anlatma öğretisi yani. Evet. Problem. Özellikle uygulamalı dersler için ekstra zor. Beden eğitimi öğretmenler için, işte müzik öğretmenleri için ne yaptıracağız, nasıl bir süreç yaşayacağız çok bilemiyoruz yani. Daha çok onlar müzik kültürü üzerine evet. gidiyor yani. Yani eğitim bilimleriyle ilgili konu biraz daha belki yapılabilir bir şey. Eğitim bilimleri hani anlatıyorsun, ders anlatıyorsun. Sonuçta çocuklar okuyacak ve bundan sınava girecekler ama uygulamalı derslerde ne olacak? Bunların evet. durumu ne olacak işte? Bu maskesiz yapıyorum. Gezenler Allah cezanızı verecek. Bu çocukların eğitiminin hepsinden siz sorumlusunuz gerçekten. Sesler nasıl geliyor bu arada? Seslerle ilgili yorumlar varmış arkadaşlar. Sesler gidip geliyor deyi. Var mı bir şey Sayın Reji? Nasıl arkadaşlar sesler? İyi mi? Düzeldi mi? Tamam peki. Dede sen var mı isteklerden sende? Bende bir sürü var yazılmış var. Da. Gelen giden ne var? Evet. Kim için söyleyeceksin? Söyle bakalım. İstersen geçen haftadan bir taşa verdiğim yanım var. O borcum. Sebahattin abi seni görüp bir yerde dövemedi. Çünkü sokağa çıkamamıştır. Yani sokağa çıksak belki dayak yemeden o çünkü. Yazmıştı çünkü. Hem istiyorsunuz hem söylemiyorsunuz. Evet. Sevdiğimiz bir abimizdi. Tabii canım onu, öyle yani. Eğer dinliyorsa. Sevdiği için sistem ediyor bize yoksa ne ki. Çalmaz, sen çalma diyecek. O zaman onu söyleyelim. Sonra yapalım, tekrar evet. sohbete başlayalım. Can vermezdim Azrail'e.
Sağlıklı de. Eyvallah, sağ olasın. Senin yaka mikrofonda galiba bir şey var. Bana şunu uzatır mısın şuradan? Ver bakalım. Mikrofona bakalım. Konuşabilir miyiz? Tamam, ayarında bir sıkıntı var. Sen mikrofona konuş dedi şimdilik. Nasıl sesim, geliyor mu? Çok güzel geliyor. İyi. Ben böyle güzel bir ses görmedim. Ne güzel. Evet, böyle sürerse ne olacak dedi. İnsanlar yani şeye alıştılar artık, böyle evin içinde hapis kalmaya. Evet. Ona göre bir... Yani hafta sonları zaten... Yani ben bile çıkmıyorum zaten hafta içi de işte ufak tefek böyle kalacağım bir şeyler olursa gidiyorum. Onun için haricinde mümkün olduğu kadarıyla insanlarla yani insanların olduğu yerlere gitmemeye çalışıyorum. Kalabalığa girmemeye çalışıyorum. Öyle yapmamız da gerekiyor. Evet. Bu sıkıntılı dönemi atlatmamız için. Bakalım inşallah atladırız yakın zamanda. Gelip geçici bu günler ama evet. Bu süreçte ne yaptığımız... Ama işte bu süreç içerisinde de ciddi ciddi kayıplarımız oluyor. Çok sevdiğimiz dostlarımız. Evet, evet. Evet. Söylüyoruz her hafta ya, günlerini ya. Kaybettiğimizi söylüyoruz. Bir türkü istemiş bizim Önder arkadaşımız Afrika'da. Evet, evet. Fotoğrafta günü. Önder'e buradan selam olsun izliyorsa. Evet, Önder'e onun için şu benim albümde okuduğum bir türkü. Aslında Daimi'nin... Daimi'nin üzerinde görünüyor. Müzik Daimi galiba. Sözler Pirsutan Abdal'ın. Her ağacın kurdu özünden olur. Yiğidin kemliği sözünden olur. El için ağlayan gözünden olur. Ağlayan gözlerim selinden oldu. Evet. Bunu albümde de okumuştum ben. Çok güzel bir türkü. Güzel türkü söylerdik şeyde de. Birlikte de söylemiş idik. Afrika'ya selamlar olsun. Afrika'ya selam olsun. Önder'e selamlar olsun buradan. Her ağacın kurdu özünden olur. El için ağlayan gözünden olur. Yiğidin kemliği sözünden olur. Ağlayan gözlerim ferinden oldu. Ağlayan gözlerim ferinden oldu. Dilber senin aşkın serinden eser. Nerede güzel görsem o benden küser. İkrarsız kılıcı mahzunu keser, zalımı keser. Kılıç neyler bana yolundan oldu. Kılıç neyler bana yolundan oldu. Thank you.
açtın dağları. Lalesin derdin, kırdın küffarı. Kalesin aldı, balın yemedim de. Belaya kaldı, arı iner bana. Balından oldu, arı iner bana. Balından oldu. Bir sultan pirinin damedin tutar. Gün olur koç yiğit, menzile yeter. Havada turnalar çırışır öter, çırışır öter. Öter telli turnam, telinden oldu. Öter telli turnam, telinden oldu. Öter telli turnam, telinden oldu. Sevdaya kanadım değdi sevdaya, kondum kondum uçamadım. Aşk şarabın doya doya, kandım da içemedim, yandım da içemedim. Oy tabip bu yarayı sar sarar, bilir isen sevda ateşten bir gömlek giyebilir isen, giyebilir isen. Oy tabip bu yarayı sar sarar, bilir isen sevda ateşten bir gömlek giyebilir isen, giyebilir isen. İçmişem sarhoşam dünden, içmişem sarhoşam dünden. Bayram ederim bugünden, aşıkların köprüsünde. Döndüm de geçemedim, döndüm de geçemedim. Oy tabip bu yarayı sar sara, bilir isen sevda ateşten bir gane. Var vara bilir isen, var vara bilir isen. Oy tabip bu yarayı sar sara, bilir isen sevda ateşten bir gane. Var vara bilir isen, var vara bilir isen.
Yanmaksın sine sine, yanmaksın sine sine. Bugün bana oldu yine, düştüm dostların içine. Kendimi seçemedim, kendimi seçemedim. Oy tabip yarayı sar sarabilir isen, sevda ateşten bir bahane var varabilir isen, var varabilir isen. Oy tabip bu yarayı sar sarabilirsen, sevda ateşten bir vade var varabilirsen, var varabilirsen. Ağzına sağlık dedi. Eyvallah, sağ olun. Mahsuni Şerif'i de saygıyla, sevgiyle alalım. Reklamlara ne kadar var arkadaşlar? Görmüyorum, 5 dakika. Evet. O çatır çutur yapıyor. Biraz öne doğru istersen gel. Evet, bir minüt desene hocam. Onun bir ayarını yapalım arkadaşlar. Şimdi gönder abi. Tamam. Tamam. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. O zaman da biz ayarlarımızı yapalım. Yazımı kışa çevirdi, karlar yağdı başa Leyla. Yazımı kışa çevirdi, karlar yağdı başa Leyla. Bir an oldu evim yurdum, ne söylesem boşa Leyla, ne söylesem boşa Leyla, boşa Leyla.
viran oldu evim yurdum. Ne söylesem boşa Leyla, ne söylesem boşa Leyla, boşa güzeli bir çirkine versene.
güzel ağlar, çirkin güler bir zar. Güzel ağlar, çirkin güler bir zar. Yükseğinde olur şahin yuvası, yükseğinde olur şahin yuvası. Endim enginine avuşar ruvası, endim enginine avuşar ruvası. Kabul olur güzellerin duası, kabul olur güzellerin duası. Hak'tan sevdiğini diler bir zar, Hak'tan sevdiğini diler bir zar. Vara vara vardım alma deresi, vara vara vardım alma deresi. Uzak kaldım azlı yarın arası, uzak kaldım azlı yarın arası. Artıyor geçmiyor gönül yarası, artıyor geçmiyor gönül yarası. Mevlam dermanını salar bir zar, Mevlam dermanını salar bir zar, Mevlam dermanını salar bir zar. Evet, reklamlardan sonra kameramız nerede? Tekrar buradayız. Arada seslerimizi hallettik arkadaşlar. Umarım seslerimiz sizlere güzel geliyordur. Daha güzel geliyordur. Daha yani daha güzel geliyordur. Zaten güzel geliyor. Yayında bize destek olan Aktüel'den arkadaşımız Gökhan'a çok teşekkür ediyorum. Gökhan, ellerine sağlık. Canlı yayınlarda bu tip aksamalar olabiliyor ama anında buna müdahale edebilecek hem ekipman hem de pratik yeteneği olan arkadaşlarla çalışmak gerçekten büyük bir şans. Buradan sizlerin huzurunda, huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Yayında ve yapımda emeği geçen de istekler var. Bak çalmazsan... Var, tamam. Haftaya çalarız. Yani... haftaya bilmem, çalarız. Haftaya çalarız diyor. Bende iki tane istek var, sende varsa sende... Var. Tamam. Şimdi Harun abi yazmış. Toroslardan kekik kokulu selamlar. Harun Yiğit. Eyvallah. Ansan'dan ona çok çok selam gönderiyoruz. Okan Kaya yazmış, Selda Bağcan'dan Denizlerin Dalgasıyım. Var mı dede, söyler var, misin? Var, tamam, söylersin. Dede söyleyecek Okan. Resul yazmış, bunu söylemek zorundayım arkadaşlar. Zurna çalan bir arkadaşımız bizim Resul. Arkadaşlar benden gelen mesajlara itimat etmeyiniz, hesabım çalındı yazmış. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bence önemli, bence önemli yani. Değil mi? Çünkü o şey oluyor biliyorsunuz, bir teknoloji firmasının reklamlarıyla işte bilmem nerede işe başladım, bedava bilmem ne fişim var diye milleti dolandırmaya doyamadılar ama çok enteresan. Millet de sürekli düşüyor tongaya. Efendim bak şimdi Derya Zeynep hanımefendi yazmış. Ne çok giderdik izlemeye İbrahim'i diye. Derya Zeynep Hatay'dan izliyoruz yazmışlar. Evet. Mustafa Pınarbaşı Göksoy Akseki'den yazmış. Mustafa abiye selamlar, saygılar. Efendim Barlas Hüseyin, Hasan Kalmaz için yazımı kışa çevirdin, çaldık. Sizlere gelsin. İyi yayınlar İbrahim Bey'den, güzel dost türküsünü rica ediyoruz demiş birisi. Aramızda senlik benlik olur mu, değil mi? Hı hı. Olmaz. Yok, o değil. O değil mi? Güzel dost, o mu? Sen garipsin, ben garibim. Evet. Ben garibim, sen garipsin mi? Sen
Ben garibim senden. Tamam. Seher Yıldız Hanımefendi'yi yayınlar demişler. Bir abimiz var, Aktaş. Üflediler söndüm istiyor dedi, ben bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Bilmiyorum. Hocam başka bir şey ister. Haftalardır vallahi mahcup oluyoruz sana. Başka bir şey, türkü olursa biz Türk halk müziğini biliyoruz ama bestelerden çoğunu bilmiyoruz. Yani çünkü onlar biraz beste. Geçti Dost Kervanı var. Gülay ne hoş hanımefendi yazmışlar. Ayşe Acar, kanım maviye boyayı senden istemiş. Şu dağlarda kar olsaydı da benden istemiş. Eşim iyi bu arada. Gayet iyi gidiyor. Çok teşekkür ederim soranlar için. Sağlığı iyi. Radyoterapi de bitmek üzere. Ondan sonra inşallah kazasız belasız hayatımıza devam edeceğiz. İnşallah. Serdar Topal yazmış. İkinizin de canlı performansı her şeye değer. Sevgili Orhan Gürsoy da orada olmasa da yürekten destekler. Daha ne olsun, en güzeli doğaçlama muhabbettir demiş. Orhan'a buradan selamlar gönderiyoruz. Evet. Özlemişiz beraber söylediğiniz türküleri. Sonraki programda Orhan Gürsoy 2020 de olursa iyi olur. Ama bir dahaki program 2021'e geliyor. Orhan Gürsoy 2020'yi alamayabiliriz. Onu söyleyeyim yani. Orhan yazmış. En sevdiğim toprağın sesleri. Biz de seni seviyoruz Orhan dost. Yüreğinize selamlar sağlık canlar olsun. Yazmış. Mehmet Bozoğlu abimiz. Ona da saygılar abicim. Evet. Naciye çok bilir. Naciye abla da yakın zamanda onlar da ailesinden kayıplar oldu. Onların da başları sağ olsun. Devirleri daim olsun kayıplarımızın. Naciye ablayı ve Cevahir çok bilir de en yakın zamanda programımızda görmek istiyoruz. Dedikten evet. Sonra programımıza dönüyoruz. Dede ne söyleyeceğiz şimdi? Sıradaki türküde ne var? Sıra sende. Bende mi? Hı hı. Ben ne söylesem arkasından bir şey bağlıyorum. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Sen söyle. Tamam. Şimdi buradan bakalım ne varmış. Aldırma Gönül var. İsmail Yayıkçı yazmış. O başka. İstersen ben söyleyeyim, sen peşine bağla. İstanbul'dan çok sevdiğim bir abim istiyor. Hı. Kendisi Pala Kağıdır. Tamam. Sait Pala. Hı. Ve kıymetli eşi Nimet Yenge'ye gelsin. Tamam. Gevheri'nin çok güzel bir türküsü. Turan Engin'in de seslendirdiği bir yara sebep. Tamam, söyleyelim. Bütün Palaka ailesine gelsin. Oyun havası isteyen dostlarımız var. Bir dahaki programda çalmaya çalışırız ama Antalya'da bir şehidimiz vardı geçtiğimiz günlerde. Dün toprağa verildi. Evet. Antalyalı değil ama Antalya'da yaşıyormuş ailesi. Bugün görmüyoruz bugün oyun havası çalmayı. Onu da ailesine sabırlar diliyoruz. Savaşlar sona ersin, ölümler sona ersin. Ama bilin ki şu anda en büyük terör bu Covid terörüdür. Ve gerçekten yetişmiş insan gücümüzü hedef alıyor. Doktorlarımızı, sağlık personellerimizi, öğretmenlerimizi, aile büyüklerimizi hedef alıyor. Evet. Bu teröristle mücadele etmemiz gerekiyor. Şu anda en büyük terör saldırısı bize bu virüsten gelmektedir. Bunun çaresi de bu maskedir, hijyendir, temizliktir. Ben buradan kendi adıma sanatçı olarak söyleyebileceğim şey şu. Yani biz Eylül ayında bunun hesaplarını yapıyorduk. Bir sürü akrabamız hastanelerde gerçekten yoğun bakımlarda yattı. Yüzlerce insan. Biz biliyorduk grip evet. olduklarını ama Antalya'dan bir bakıyordum. Vaka sayısı 5, 6. Yani bu o tarihlerde açıklanması gerekiyordu. Bu çok büyük bir ayıp. Ya bunun hesabının sorulması gerekiyor. Yani milyonlarca insan hasta oldu, önlem almadı. Çünkü herkes bakıyordu, kimse hasta değil sanıyordu yani. Halbuki sayılar gizlendi. Ben bunu kesinlikle tasdif etmiyorum. Bir sürü akrabam, bir sürü arkadaşımı kaybetti. Bunun vebalinin evet. sorulması gerekiyor arkadaşlar. Yani sanatçılarımız işsiz, sanatçılarımız bakanlığımız sağ olsun bir küçük de olsa bir destekte bulunacağını açıkladı. İhtiyacı olanlar başvursunlar. Ben de elimden geldiğince yönlendirmeye çalışıyorum ama bunun gerçekten vebalinin birilerinin boynunda olması gerekiyor ve onların hesabının sorulması gerekiyor. Aylarca çok yoğun hasta sayılarına ulaştık. Antalya'da biz biliyorduk, hastaneye gidip gelirken görüyorduk. Yoğun bakımlar doluydu. Ama bir açıyorum, bakanlığın açıklamasında Antalya'daki vaka sayısı 5. Ya mümkün değil 5. Evet. Benim sırf gördüğüm 20 kişi yatıyor yoğun bakımda. Evet. Böyle böyle insanlar rahatladı, huzur içerisinde dolaştı sokaklarda, mevlütlerde, bayramlaşmalarda, bilmem düğünlerde filan. Virüs yayıldıkça yayıldı, yayıldıkça yayıldı. Benim akrabalarım, benim arkadaşlarım, senin arkadaşların vefat hepimiz, etti. Yani hepimizin çevremizde bir yeni insan. Neyse biz sanatçıyız, türkü söyleyelim dedi. Evet. Ne söyleyecektik dedi? Bir yara sebep. Tamam, bir yara sebep. Müzik
sinemde yaralarım sızılar, heyecan sızılar. Gül bağrım eziktir de Leyli 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 bir yara sever. Her gelende bizi otlara yakar. Budur ahvalimiz de Leyli 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 bir yara sebep, bir yara sebep. Budur ahvalimiz de Leyli Leyli bir yara sebe, bir yara sebe. Gayet güzelsin, heyecan güzelsin. Sallanma karşımda Leyli Leyli Leyli, bağrım ezersin. Bana derler niçin melul gezersin? Dedim yaralıyım da Leyli 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 bir yara sebe, bir yara sebe. Dedim yaralıyım da Leyli 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 bir yara sebe, bir yara sebe. Gevherim aşk ki tabına çağırım, heyecana çağırım. Her aşktıkça kanlı yaşlar saçarım. Yar elinden avuç gelse içerim. Koy desinler ölmüş de Leyli 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 bir yara sebe, bir yara sebe. Koy desinler ölmüş de Leyli 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 bir yara sebe, bir yara sebe. Vedat Hoca izliyor. Geçen çarşamba günü konuğumuzdu. Evet. Vedat Sümbül harikasınız demiş. Sağ olun hocam. Saygılar sunuyoruz. Yusuf Çetinkaya selam söylemişti de Mersin'de. Eyvallah. Eski çalışma arkadaşımız. Evet. Canım anneme buradan selam gönderiyorum. Anneciğim izliyormuş. Selamlar Sultan olsun. Doğan izliyormuş. Abdullah Suvari yazmışlar. İyi yayınlar, teşekkürler. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar demiş. Efendim ağzınıza yüreğinize sağlık kardeş. Bir ev burada, bir ev karşıda kalmış. Kenan Akdoğan. Kenan Kirve'ye de buradan çok selam. Her hafta bizi izliyor sağ olsunlar. Orhan selam gençler yazmış. Selam genç yürek. Ulaş Yener bizi izliyor. Dedemden Serçeşme istemiş. Aşk Mahsun'dan bir değil yarem yarem teşekkür ederim. Güzel bir program. Başarılarınızın devamı diliyorum demiş Sultan Doğan. Zafer Doğan ağzınıza yüreğinize sağlık. Zafer'cim sana da selamlar dost. Efendim, repertuarda beğenmişler. Güzel, her şey yolunda şu anda, bir sıkıntı yok. Tamam.
O zaman haftaya da buradayız. Haftaya mı? He. Bakacağız dede. Haftaya yılbaşı mı ne? Haftaya da yok. Cumartesi değil mi? He, değil mi tabii. Daha yılbaşı değil yok. Evet. Daha var. Daha olmamış. Müzisyenlerle ilgili bir destekten bahsetmiştim. Onu kısaca değinmek istiyorum. Meslek birliklerimizden bir mesaj geldi bize. MESAM, MSG, MIOR bir. Ondan sonra onlardan işte müzisyen olduğunuzu belgeleyen bir şey yaparsanız, işte bir canlı yayından görüntü, ilk sahnenizden bir görüntü, işte bir mesaj bilmem ne filan. Kültür Bakanlığı size hesabınıza 1000 lira para yatıracak diye müzisyenlere. Bazı sanatçılar buna tepki gösterdiler. Yani bir yılda verebildiğiniz destek 1000 TL bir aileye. O da kiraya mı versin, işte çocuk, evli olanlar var, çocuklar olanlar var, onların versin. Bir de bunun hesabını soruyorsunuz hani nedir, nasıl yapsınlar filan diye. Meslek birliklerine üye olmayanlar için bu bir yöntem olabilir. Ama meslek birliğine üye olan ve bundan başka bir işi olmayan sanatçılar için böyle bir şeyin gerçekten bir abesle iştigal olduğunu düşünüyorum. Yani bir sanatçıysa ve bir meslek birliğine dahilse bu adam neyin hesabını size gönderecek? Yani ne gönderecek yani? Ben sanatçı olduğumu nasıl ispatlayacağım size? Niye ben size bir de mesela bunları okuyan, yazan adamlar için milyonlarca kayıt gelecek. Bir sürü insan var meslek birliklerine kayıtlı. Onlardan niye istiyorsunuz videolu, işte görüntü, sanatçı olduğunu anlamak için filan? Değişik şeyler. Kafalar çok karışık. Evet. Sıkıntılı dönem. Hakikaten sıkıntılı dönem. Yani hem hastalık olarak sıkıntılı, hem çalışan insanların yaşadığı çok, gerçekten çok sıkıntılar var. Yani müzisyenlerim var, garsonlarım var, komilerim var. Ne bileyim yani restoran sahiplerinin, eğlence mekanlarının sahiplerinin, herkesin ciddi sıkıntısı var. Evet. Ama bunları göz ardı etmemeleri lazım. Yayıncıların da sıkıntıları var. Tabii. Yani şimdi burası bir televizyon kanalı ve bu televizyon kanalı nasıl ayakta duracak? Reklamla ayakta duracak. Şimdi evet. Reklam kim verecek? Esnaf verecek. Esnaf iş yok. Nasıl, neyi versin? Esnaf iş yok. Esnaf reklam veremiyor. Bu kanal nasıl dönecek? Yani televizyon kanalı nasıl dönecek? Bir şey yok. Yani anlamsız bir durum var ortada. Bir yandan da biz başka ülkelere milyon dolarlık destekler, şeyler yapıyoruz. Ben biraz bunu bizim misafirperverliğimize bağlıyorum. Ele iyi görünüp de hani kendi evine kötü görünenler vardır ya, bilirsiniz. Eskiden aslında hatırlarsın misafir odaları vardı dede, hiç üstü böyle çarşaflarla kapalı. Kimsenin oturmadığı, en pahalı koltukların, işte vitrinlerin olduğu ama bizim giremediğimiz. Misafir geldiğinde üstü açılan. Hani bir ev dizilecekse önce oraya yatırım yapılırdı. Oraya milyonlar harcanırdı. Ama ondan şükür sonra atlatıldı o. Öyle bir şey yok. Evet, ama bizim şimdi Türkiye'nin durumu biraz ona benzetiyorum. Evet, yani. Tabii yani. Bir misafire, dışarıdan gören adamlara böyle bir hoş görme durumu, ama bizim ülkemizin içinde ciddi bir kriz var. Yani önce önündekini gör, sonra yani destek olunması gerekiyor. Mesela Büyükşehir Belediyesi'nin kampanyaları vardı biliyorsunuz. Büyükşehir Belediyeleri bu süreçte destek olabilmek için hesaplar işte topladılar, bilmem ne yaptılar. Mesela onların dağıtımına bile izin verilmiyor şu anda. Evet, engellediler zaten. Buradan belediye başkanımıza tekrar geçmiş olsun diyorum. Görevinin başına döndü Sayın Muhittin Böcek. Güzel haberler geliyor. Evet, canlı yayında da izledik, gayet de iyi görünüyor. Evet, iyi. Şimdi belediye başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı. Bütün şehir belediye başkanı. Yani Antalya'nın yanlış hatırlamıyorsam 600 kilometre meşeyi. Bir ucundan bir ucuna. Gazipaşa'dan Kaş'a. Yoktur o kadar, zannetmiyorum. 400'ü anlaşalım o zaman. 400 olmuş. 400 kilometre olsun. Bu alan içerisinde belediye başkanı bir kampanya düzenlemek istese, yardım kampanyası düzenlemek istese izin verilmiyor mesela. Ama işte siz yapın denildiğinde de bütçe yok, imkan yok, para yok, bilmem ne bilmem ne. Neyse, bizim türkülerimiz oralara geliyorsa yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. Bizim söyleyeceklerimiz, gücümüz bunlara yetiyor. Bunları söyleyebiliyoruz ancak, başka da bir şey söyleyemiyoruz. Güzel bir Mahmut Erdal türküsü var. Onu söyleyeyim diyorum. Tamam, ne güzel. Birlikte söyler miyiz? Bildiğim bir türküyse söylerim. Kesin bildiğim bir türkü. Tamam. Yani Çamşıka'ya doğru gidek diyorsun. Biraz Erdoğan istekleri var değil mi? Biraz Çamşıka'ya doğru tamam. Falan söylüyor. Tamam. Bir kısar mısın Gökhan, şunu da koruna bakayım.
Evet. Şeyi ne zaman söylersin? Denizlerin dalgasıyım. Ne zaman istersen. Tamam. Ben bakayım ondan sonra. Cemalin güneş midir, ay mıdır? Yüzüme baktıkça bakasın gelir. Bak cemalin güneş midir, ay mıdır? Yüzüne baktıkça bakasın gelir. Kirpiğin ok hilal kaşın yay mıdır? Alıp şu bağrıma çakasın gelir. Kirpiğin ok hilal kaşın yay mıdır? Alıp şu sineme çakasın gelir. Sen gören aşık döner şaşkına, taş olsa dayanmaz o bakışına. Seni gören aşık döner şaşkına, taş olsa dayanmaz o bakışına. Aslı mısın nesin Allah aşkına, Kerem gibi kendin yakasın gelir. Aslı mısın nesin Allah aşkına, Kerem gibi kendin yakasın gelir. Yandım ataşımda oldum müzdarip, hedef adalayın kapına varır. Yandım ataşına oldum müzdarip, hedef kul olayım kapına varır. Canımı sarrafa gerdan yaptırır, ak göğsün üstüne takasın gelir. Canımı sarrafa gerdan yaptırır, ak göğsün üstüne takasın gelir. Thank you.
ağacında benzersin dala. Dilin örnek olmuş şekere bala. Tuba ağacında benzersin dala. Dilin örnek olmuş şekere bala. N'olur yüzün dönme Mahmut Erdal'a. Yaşarken canımdan bıkasım gelir. N'olur yüzün dönme Mahmut Erdal'a. Yaşarken canımdan bıkasım gelir. N'olur yüzün dönme Mahmut Erdal'a. Yaşarken canımdan bıkasım gelir. Geldim şu alemi ıslah edeyim, ıslah edeyim. Serimi meydanda gördüm sonradan, gördüm sonradan. Serimi meydanda gördüm sonradan. Zaman mahlukuna meylimi verdim, meylimi verdim. Sermayemden zarar gördüm sonradan, gördüm sonradan. Sermayemden zarar gördüm sonradan. Geldi bizimle, sevdi sevişti, sevdi sevişti. Alga dehrade doldurdu içti, doldurdu içti. Alga dehrade doldurdu. Sadık dostmuş gibi yeminler içti, yeminler içti. Özü çürük imiş gördük sonradan, gördük sonradan. Özü çürük imiş gördük sonradan. Sağlık dede. Eyvallah, sağ olasın. Özü çürüklerden uzak kalalım. Uzak duralım değil mi? Evet. Selpiar Farma, harikasınız. Repertuar çok iyi yazmış. Hemen şuradan geçiyoruz. Hayri Aslanbağ, iyi yayınlar. Bir isteğim olacak. Akdeniz yakası Aydın illeri söylerseniz memnun olurum. Onu geçen hafta okuduk mu? Hayır abi, haftaya okuyalım onu ya. Olur mu? Hüseyin Er Yaşar izliyor. Hüseyin amcaya buradan saygılar, selamlar. Halis Işık izliyormuş. Ona da saygılar, selamlar gönderiyorum. Hüsamettin Dede'ye de saygılar, selamlar gönderiyorum. Evet. Halis, sana saygılar göndermiyorum, selamlar gönderiyorum. Sen benden küçüksün. Onun için. Ben göndereyim saygıyı o zaman. Tamam, sen ben de o zaman ben şey yapayım.
Sen o zaman şey yap. Sen ne yapıyorsun hocam? Daha ne var? Nasıl? Sana şeyi soracaktım. Bu sömestr döneminin değiştirilme durumu var mı? Yani hani sömestr durumunun erken çekilmesi falan öyle bir şey var mı? Normal ne zaman başlayacak? Normal Ocak. Ocağın 16'sı mı? Tam tarih hatırlamıyorum da. Hı. Ama değişeceğini zannetmiyorum yani. Çünkü normal ders akışı devam ettiği için. Yani o geldi aklıma. Belki hani sömestr tatilini erkene çekip de şu aşıyla maşıyla çocukların ikinci dönemi en azından kurtarmak. Okul sürelerini kurtarma açısından. Çocukların kaybı çok öyle kurtarılabilecek düzeyde değil şu anda da. Yani hani tek bu şekilde çözebileceğimiz bir durum değil. Yani yarım dönem belki yarım dönem sonuçta. Aşıya karşı çıkacak aileler de olacaktır. Bu süreç hani biraz karmaşık aslında. Yani aşıya güvenmiyor çünkü insanlar. Yani ne olacağını bilmediği için çocuğunu aşı yaptırmak istemeyecek çok insan olacaktır diye düşünüyorum. Hani bu süreci nasıl götürecek devlet politikası onu bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Aşı yaptırır mısın? Yani aslında bir görmek istiyorum. Ben de görmek isterim çünkü aslında uzun vadede ne zarar verebileceğini kimse bilmiyor. Birazcık tedirgin edici. Aşıya karşı çıkmak da çok sağlıklı bir şey değil ama birazcık kaygı verici ister istemez. Sen ne düşünüyorsun Dede? Yani aynı hocamın söylediği gibi yani önümüzü göremiyoruz ki gerçekten aşı yaptırsak mı yaptırmasak mı yani durumun ne olacağını hiç farkında değiliz. Bilmiyoruz daha doğrusu. Ama yani yaptırmamak da mantıklı değil. Evet. Bilmiyoruz vallahi ne olacak bakalım. Biraz paradoksun içine sürüklüyor süreci. Yani burada şöyle bir şey var. Aşıyla ilgili bizim hani yok işte Bill Gates çip yerleştiriyormuş bilmem ne filan bilgilerimiz çalacakmış filan. Yani şu telefonu kullanıyorsun bir de üstüne para ödüyorsun. Zaten bütün bilgilerim var. Şimdi içinden bir şey geçir, bir şey söyle. Mesela gözlük de, gözlük alacağım filan de. Zaten bu uygulamaların hepsinin ses kayıtları olduğu için 2 dakika sonra gözlük reklamları düşmeye başlıyor. Nereye gidiyorsun? Sen bir yere gittiğinde senin ihtiyaçlarına göre o bölgenin reklamları telefonuna düşüyor. Zaten senin sağlıkla ilgili her şeyin e-nabızda var, devlette var. Bunların hepsi açık. İsteyen herkes girip bakıyor. Yani neyini çalacaklar aşı yapıp da çip takacaklar falan. Komple teorisinden ziyade şöyle hani ya şöyle bir şey sigaranın bile zararlı oldu. Yıllar sonra anlaşılmış yani 40 yıl sonra anlaşılmış yani. Hani. Aslında o zaman zararlı olduğu söyleniyordu ama şöyle bir şey yapılıyordu. Yani gizli özendirme yapılıyordu. Mesela iki kişi ciddi bir konu konuşacağında hemen biri sigarayı yakıyordu. Bak şimdi sana bir şey anlatacağım falan diye. Bu karşı herkes çoluğu çocuğu özendiren bir davranıştı yani. Red Kit'te bile var. Tabii ki yani. Bu sigara reklamı veren büyük şirketlerin, sigara satan firmaların hepsinin aslında gizli reklamlarıyla insanlara özendirilmesiydi. Sigaranın zararlı olduğunu herkes biliyordu zaten. Yani hani eskiden belki ilk şekillerde halk çoğu bilmiyordu ama doktorlar yani tıp dünyası sigaranın zararlı olduğunu biliyordu. Onda bir şey görmüyorum ama aşıyla ilgili konu şu. Yani başınıza gelecek şeyi engelleyecek ve milyon dolarlar harcanan teknolojinin, tüm dünya teknolojisinin birleştirilip oluşturduğu bir aşı var. Yani dünyanın her tarafında farklı aşılar yapılıyor, uygulanıyor. Bunun en bariz örneği Rusya'dır. Rusya kendi geliştirdiği aşıyla şu anda futbol maçlarında açık oynuyor. Normal insanlar maçlara gidip geliyorlar. Yani vaka sayılarına bakıyorsun bir şey. Ama Avrupa'ya baktığında Avrupa'da sıkıntı devam ediyor. Onun için bence hani o şeye çok bakmadan... Yani şey de bencilce geliyor zaten. Birileri yaptırsın da ona göre biz yaptıran da bencilce geliyor. Tabii bir sürü insan gönüllü oldu, yaptırdı. Ama kaygı verici yani. Testler yapıldı, çok sayıda insan aşıları yaptırdı aslında. Onu söylemekte fayda var. Şimdi müzisyenlerle ilgili ne yapılabilirle ilgili mesajlar geliyordu. Arkadaşlar YouTube sayfalarını takip edebilirsiniz. Mesela benim YouTube kanalım var. Benim YouTube kanalımdan bu programın devamını, tekrarlarını izleyebilirsiniz. Ben yüklüyorum YouTube kanalıma. Çıkarttığım albümlerden işte parçaları yüklüyorum. Katıldığım yarışma Anadolu Ateşi Toprağın Sesi yarışması vardı. Çok eski. Programımızın ismi de aslında oradan gelir ama oradaki bölümleri yayınlıyorum parça parça. İşte Nülüfer'in, Zeynep'in, Devrim'in olduğu bölümler, diğer yarışmacı arkadaşların olduklarını YouTube sayfamdan paylaşıyorum. Orayı takip ederek onları oradan izleyebilirsiniz. Ya da müzisyenlerin sayfalarını takip ederek izleyebilirsiniz. Bu arada bu Toprağın Sesleri'nin asıl isim hakkı kimin biliyor musunuz? Kimin? Saffet Uysal. Yok ya. Ha, Saffet abi bilirsin. Saffet Uysal'ın TRT'de çok uzun yıllar evet. Prodüktörlüğünü yaptığı programın ismi bu Toprağın Sesi'ydi. Vay be. Allah rahmet eylesin. Sonra yarışmaya geçtiğinde tabii bu isimlerin patentleri şeyleri yok. Kullanılıyor. Ben de onun programına katılmıştım birkaç kere.
toprağı bol olsun. Söylediğim gibi onun arşivini düzenlemek istiyorum. Elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum ailesine uzanırsam, yetişirsem. Şimdi bizden hemen sonra Ramazan Tok Söz'ün sunumuyla Ataspor'u programı varmış. Tekrar bölümü konuklar İsmail ve Turan Balaban kardeşler. Bizim gururumuz güreşçiler Antalya'nın. Evet. Ondan sonra onu da duyurusunu yapmış olduk. Dede son bir türküyle programımıza son vereceğiz. Sen hangisini istersen. Hangisini isteriz? Yani bende bir Denizlerin Dalgası kaldı. Denizlerin Dalgası'nı okuyalım o zaman birlikte. Yetişirse ben bir şey bağlarım. Tamam. Arasına. Tamam. Bakmayın suskunluğuma, bakmayın durgunluğuma. Bedel verdim her kavgada, yenilmedim hiç. Denizlerin dalgasıyım, ben halkımın kavgasıyım. Yarınların sevdasıyım, yenilmedim ki. Denizlerin dalgasıyım, ben halkımın kavgasıyım. Yarınların sevdası, yenilmedim ki. Günler gelir elbet, sen o zaman gör beni. Gelir günler gelir elbet, sen o zaman gör beni. Bana neyler zalim felek, ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki. Bakmayın suskunluğuma, bakmayın durgunluğuma. Bedel verdim her kavgada, yenilmedim ki. Denizlerin dalgasıyım, ben halkımın kavgasıyım. Yarınların sevdasıyım, yenilmedim ki. Denizlerin dalgasıyım, ben halkımın kavgasıyım. Yarınların sevdasıyım, yenilmedim. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Çarşamba görüşürüz zaten de. Cumartesi artık bakacağız programların durumuna göre. Olursa cumartesi tekrar yine görüşürüz artık. Cumartesi burada olursak Mavi Türkü'yü cumartesi söylerim. Öyle mi? Evet. Tamam.
istek vardı. Belki cumartesi günü bir konuğumuz daha olabilir. Bizim Güven albüm çıkarttı biliyorsun dedi. Evet. Güven aslında bir program almak istiyorum uzun süredir. Evet. O arkadaşımıza da hani bu sırada böyle albüm yapan tamam canım, bir arkadaşımız olur. Ona destek vermek için programa çağırmak istiyorum. Güven'le bir telefonda konuşup olursa haftaya olabilir. Elimizden geldiğince yine isimlerinizi buradan duyurmaya, isteklerinizi seslendirmeye çalıştık. Yetiştiremediklerimiz kusura bakmasın. Sebahattin abi sen de kusura bakma. Bir hafta ara geçse de İbrahim Türk'ünü söyledi. Tekrar görüşmek üzere. Bir söyleyeceğim bir şey var mı? Uğur. Herkese selamlar. Tamam. Herkese. Dedeciğim sen ne diyeceksin? Benden de herkese selamlar olsun. Herkes sağlığına dikkat etsin. Şu sıkıntılı dönemleri atlatalım. Tekrar gene beraber güzel programlarımızı, eğlencelerimizi yapalım gene. Tamam. Bir araya gelelim. Ben de tüm Kanal V ailesi adına yayında ve yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca dediğim gibi aktüel ekibine temsilen Gökhan burada. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yayın masasındaki arkadaşlarımız da dahil olmak üzere. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.